kalbe hayat veren, kelamında hak ve batılı ayıran, Furkan'ı bir nur olarak nazil eden Allah Celle Celaluhu'ya hamdolsun, onun Resulü, Habibi, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de binlerce, gökyüzündeki yıldızların sayıları adedince salatu selam olsun. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Evet sevgili gönül dostlar, salavat-ı şerifeyi bilmeyenimiz yoktur değil mi? Herkes salavat-ı şerifeyi bilir, okur, dili döndüğünce onu anlamaya, onu okumaya çalışır. Ama okumuş olduğumuz veyahut da bildiğimiz salavat-ı şerifenin faziletini, kıymetini, bize ne faydalar sağlayacağını bilmeyenimiz de sanırım pek çoktur kardeşlerim. Bakın öncelikle şunu iyi bilmemiz lazım ki okuduğumuz her salavat-ı şerife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mutlaka ulaşıyor. Ve bundan Efendimiz haberdar ediliyor. Allah Celle Celaluhu tabii ki bu ikramı kimlere vermiş? Habibine vermiş. Bakın salavat-ı şerifeyi okuyorsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyorsun. Ve Efendimiz bundan haberdar ediliyor. Ki Efendimiz öyle buyuruyor. Efendimiz der ki, yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını anında bana tebliğ ederler. Bu ne büyük bir nimet değil mi kardeşler? Ne kadar büyük bir nimet. Şefaatçimiz bundan haberdar oluyor. O halde ne kadar çok salavat getirirsek, Efendimiz'e arz edilen listede o kadar çok ama çok ismimiz geçecek. İşte bu vesileyle arada bir nevi ünsiyet ve yakınlık hasıl olacak. Bu ne büyük bir bahtiyarlık değil mi? Ve ne büyük bir ahiret sermayesi elhamdülillah. Öyleyse bizler ne yapacağız? İnananlar olarak, ümmet olarak vaktimizi boşa geçirmeyeceğiz. Boş mevzularla geçirmeyeceğiz. Yok akşamki dizide şu oldu, yok futbolda bu oldu, yok şu takım bunu yendi, o şunu yaptı, bu bunu yaptı gibi boş boş mevzular ile günümüzü geçirmeyeceğiz. Salavat-ı şerifeler ile inşallah meşgul olmaya gayret edelim. Çünkü bu dünyada çok salavat getirenler ahirette Efendimiz'e en yakın kimselerden olmaya hak kazanacak kardeşler. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Ahirette bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır diye buyurmuş. Ki o mahşer gününde değil mi? Herkesin nefsi dediği ve kendisinden başka hiç kimseyi düşünemediği o hengamede, o can pazarında makamı Mahmud'un sahibi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakın olmak hiç şüphe yok ki cehennemden de uzak olmak demektir değil mi? Ya salavat-ı şerifeye devam etmek sadece ahirette değil, dünyada da insanın zor durumdan kurtardığını unutmayalım inşallah. İnsanın selamete çıkardığını unutmayalım sevgili yarenler. İnşallah bol bol salavat-ı şerifelere devam edelim. Seven sevdiğini dilinden düşürmez. Seven sevdiğini her an anar değil mi? Biz de Efendimiz'i seviyorsak, eğer sevgimizde samimi isek, her gün inşallah salavat-ı şerifelerimize devam edelim. Mevla Celle Celaluhu sizden razı olsun. Mevlam inşallah bizi kendine kul, Habibi, edibine de gerçek manada ümmet olabilmeyi nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.